Kurtuluştayız. Apo Joker mi? Sağ olsun Ceygiz Çandar, İmralı'dan ne zaman ateşkes silahsızlanma veya barışla ilgili bir mesaj gelse, Abdullah Öcalan'ı gözden düşürmek için söylemediğini bırakmıyor. İki yıl önce çözüm süreci başladığında... Alelacele Hakkâr ve Diyarbakır'a koşmuş, Apo kandırılıyor. Apo'nun çıtası düşük ama Kürtlerin çıtası yüksek. Barış yok, hükümetin seçim taktiği var türünden dizi yazılar döktürmüştü. Yakın dostu Hasan Cemal ise Kandil'e kadar çıkarak dağdakilere devletin Kürtleri nasıl kandırdığını ve silahlı mücadeleden vazgeçmenin hata olduğunu uzun uzun anlatmıştı. Bu ikili çözüm sürecinin neredeyse bütün kritik evrelerinde İmralı'ya dokunduran yazılar kaleme alarak alanı uyarma gereği duydu. Süreç İlerledikçe bu uyarı mesajları suçlamaya ve tehdide dönüştü. Hasan Cemal, Apo Erdoğan'la anlaşıp Türkleri satıyor noktasına gelirken, Çandar, Apo AKP'nin STK temsilcisi gibi davranıyor aşamasına geçti. Apo ile aralarındaki mesafe barış süreciyle doğrudan bağlantılı. Çözüm süreci ilerledikçe elleri Apo'ya karşı öfke yazıları karalıyor. Apo'nun hükümete sert çıktığı ve çözüm sürecinin kötüye gittiği zamanlarda ise onu övmeye doyamıyorlar. Öcalan'la ipleri koparmayı en azından şimdilik göze alamıyor. Erdoğan'la aralarındaki ilişki de böyleydi. Erdoğan'ı kuşatıp yönlendirmek istediler, bunu başaramayınca ufak ufak eleştirmeye başladılar. Erdoğan'ın avuçlarına sığmadığını görünce de köprüleri geri dönüşü olmayacak şekilde yaktılar. Abdullah Öcalan'la aralarındaki ilişki de bundan pek farklı değil. Politik bir ilişki. Öcalan'la olan ilişkileri tıpkı biz Erdoğan'ın başlangıçta destekledik ama... ...demokrasiden uzaklaştıkça biz de ondan uzaklaştık diye uydurdukları hikayeye benziyor. Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Mehmet Altan ve... Hatta Murat Belgen'in başını çektiği bu grup Apo'yu da geçmişte nedense çok sevmişti. Ne oldu da şimdi Erdoğan gibi Apo'ya da düşman kesildiler? Apo'ya düşmanlıklarının dozunu henüz Erdoğan'a duydukları düşmanlık kadar artırmadılar. Şimdilik sadece tefe koyup arkasından çalıyorlar. Bunun nedeni Öcalan'dan hala umutlarının olması. Sürecin bir yerde kopabileceğini hala düşünüyorlar. Barış süreci geri dönüşü olmayan bir yola girdiği anda ise eminim ki Erdoğan'a yaptıklarının en az 10 katını Apo'ya yapacaklar. Cengiz Çandar 16 yıl sonra yeni Öcalan başlıklı yazısında Apo ile ilgili enteresan tespitlerde bulundu. Apo için Öcalan Öcalan olmaktan çıktı AKP'nin elinde bir joker olma görüntüsü veriyor diye yazdı. Bu sözler Öcalan'a uyarı niteliği taşıyor. Çandar Apo üzerindeki liberal koruma kalkanını kaldıracağı mesajını veriyor. Ufaktan ufaktan Apo'ya vurunun önünü açıyorlar. Cengiz Candar ve diğerlerinin Erdoğan ya da Öcalan'la ilişkisi ne nefret ne sempatiyle açıklanabilir. Çoğu kimse bu yazarların tutumunu ya Erdoğan nefretine ya da bu kişilerin kişisel memnuniyetsizliklerinden kaynaklanan öfkeye bağlıyor. Ben Çandar, Cemal, Altan ve Belge'nin duygusal çıkış ve inişlerini Amerika, İsrail ve Britanya'nın Türk politikasındaki iniş ve çıkışlarıyla karşılaştırarak anlamaya çalışmanın daha doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Son olarak Çandar'a sorulması gereken soru şu. Madem Apo'yu Ankara'nın elinde bir oyun kartı olarak görüyorsunuz, o zaman söyleyin, sizin amacınız bu kartı Ankara'nın elinden alıp başka bir gücün hizmetine mi sokmak? Apo'nun kimin hangi gücün elinde bir jokere dönüşmesini istiyorsunuz? Kurtuluştayız, akşam.